séculier, démocrate, comment il voit ça? Comment il perçoit ça? Hocam, siz işte sendikanız ilerici, Atatürkçü, çağdaş bir örgüt olarak Türkiye'nin son zamanlardaki Avrupa Birliği ile ilgili sorunları nasıl görüyorsunuz? Çünkü Avrupa Birliği Almanya Başbakanı Merkel Türkiye'nin Avrupa'da yeri olmadığını söylüyor. Sizler açıklığa dönük insanlar olarak, açıklığa dönük modernliğe daha çok laikliği savunan bir örgüt olarak bu ilişkilerin bozulmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslında hem şöyle, var olan hükümetin iç ve dış politikası tamamen çökmüştür. Bizler ülkelerin tam bağımsızlığını savunuyoruz. Dolayısıyla hem içimizde yurtta barış, cihanda barış ilkesi, bu bizim liderimizin ilkesidir. Biz hem kendi içimizde barış hem de yurtta barışın olmasını istiyoruz. Tam bağımsız bir ülkenin diğer ülkelerinin çıkarlarıyla ancak nasıl söyleyeyim, ortak çıkarları olmalıdır. Avrupa Birliği veya Avrupa ülkeleri şu anda çağdaşlığın sembolüdür. Ve ülke çıkarları Avrupa Birliği ile seviyeli düzgün bir ilişki içerisinde olması gerektiğini düşünüyoruz. Ancak Avrupa Birliği'nin de Türkiye'ye bakışının çok samimi olmadığını düşünüyoruz. Çağdaşlık Mustafa Kemal batılılaşmayı gösterirken biliyorsunuz Avrupa bizden 100 yıl önce reform ve rönesans hareketlerini yaptı ve şu anda onlar o çağdaşlığın modernliği yaşıyor. Biz bir tarafımız Orta Doğu'yuz, bir tarafımız Batı'yız. Ancak günümüzde zaman Batı olmalı, çağdaşlık olmalı. Ülkelerin iç işlerine hiçbir ülkenin karışmaması lazım. Ancak demokraside, barışta, huzurda birlikte hareket edebilmesi ve her ülkenin ulusal çıkarları ön planda olması gerekir. Biz bir ülkenin diğer ülkeyi sömürmesine, oranın halkını ezmesine karşıyız. Onun için de önderimizin tam bağımsızlık ilkesini biz ilke edinmişiz. Ama Avrupa halkına ve Orta Doğu halkıyla bu ülkenin hiçbir sorunu olamaz, olmamıştır ama devlet politikalarıyla bazen çatıştığımızı görüyoruz. Bizim terör örgütü dediğimiz hem gerici hem bölücü terör örgütü dediğimiz ülkelerin maalesef diğer ülkeler tarafından özgürlük savaşçısı olarak adlandırıldığını görebiliyoruz. Burada bazen çatışmalar olabiliyor ama Almanya özellikle bizim dost ve müttefik ülkelerimizdendir. Dolayısıyla şu anda alışveriş, ithalat ticaretimiz en yaptığımız ülkelerdir. Ve 5 milyona yakın bir Türk nüfusu Almanya'da yaşıyor. Dolayısıyla bizim orayla bir gönül bağımız var. Biz orayı düşman veya olarak görmemiz mümkün değildir. Alors, il répète plusieurs fois le principe de l'indépendance absolue qui a été déclaré par Atatürk. Parce que Atatürk disait toujours, la Turquie doit être toujours indépendante, absolument. Ne pas être indépendante d'autres pays. Et respecter les intérêts d'autres pays qui respectent eux-mêmes les intérêts de la Turquie. Donc il dit la politique étrangère et intérieure actuelle du pouvoir turc est complètement erronée. Nous en tant que syndicat, défendons l'indépendance absolue de la Turquie qui repose sur le respect des intérêts mutuels entre la Turquie et les pays de l'Union européenne. La Turquie ne peut pas avoir de problème ni avec l'Union européenne, ni avec le Moyen-Orient. Nous sommes un pays qui est à cheval géographiquement entre l'Europe et l'Union européenne, et le Moyen-Orient. Donc, mais nous, comme le disait Atatürk, nous regardons toujours l'Occident, la modernité. Mais il y a également un problème sur le regard porté actuellement par l'Union européenne, sur la Turquie également. Et monsieur souligne l'hypocrisie, c'est le mot qui a été utilisé, l'hypocrisie des Européens envers la Turquie. Et il le répète, la politique suivie par le gouvernement est faux, mais il faut également que l'Union européenne fasse des efforts envers la Turquie. D'accord.
C'est juste parce que comme je vais faire une interview, je vais le laisser en entier. Donc je vais dire son nom et lui dire bienvenue sur Monte Carlo d'Oualia, d'accord. Et il me dit mais merci, voilà, parce que je vais le coller, je vais faire. Şimdi sadece röportajın başını yapmak için şey yapacak, kendisini tanıtacak. Siz de teşekkür ederim diyebilirsiniz yeter, değil mi? Voilà. Dis merci. D'accord. Il s'appelle comment? Tugay. Kartınız var mı? Kartınızı verebilir misiniz hocam? Tabii, o da var. Ah, burada ben kaçan. Şunu girelim. Kaçan. Okey. Je vais le dire en arabe. D'accord. Arapça söyleyecek de siz teşekkür ederim derseniz yeter sonra. Okey. سيد تورغان كشان النقابي في الحركة التي تدعم أتاتورك هنا في تركيا. أهلا وسهلا بك عبر أثير مونتي كارلو الدولية. شكرا. Merci. Bitti, bu kadar. Bitti.